Türkiye hava məkanını Ermənistan üçün bağladı. Bundan önce de Türkiye dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri əlbəttə ki, birbaşa Türkiye-Ermənistan münasibətlərinə də təsir göstərəcək. Nemesis abidəsinin ucaldılması da bu proseslərə birbaşa təkan verdi. Sizin fikrinizcə, belə olan halda Türkiye-Ermənistan münasibətləri bundan sonra necə olacaq? Yəni, inkişaf edəcək yoxsa geriyə doğru gedəcək yenidən? Şimdi Azerbaycan'ın işgal altındaki rayonları kurtarmasıyla başlayan süreçte Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasından sonra hemen ertesi yıl 2021 Ocak ayında bu defa devlet başkanları arasında yeni bir anlaşma imzalandı Moskova'da. Özellikle geçiş koridorları ile ilgili. Bunu şunun için söylüyorum, son savaştan sonra Rusya'nın kurduğu oyun planında Güney Kafkasya'da Rusya elbette Türkiye ile işbirliği dahilinde Ermenistan ve Azerbaycan barışı ile ilgili bir süreci yönetiyordu. Ancak Ermeni diasporası, batılı ülkeler, özellikle Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri Güney Kafkasya'daki Rusya'nın kontrolündeki bu inisiyatifi bozma düşüncesiyle sorunu Batı'da, AGİT zirvesinde, Fransa'da, Amerika'da çözme yoluna, yani Rusya'yı harici bırakmak yoluna gittiler. Nitekim dün Amerika'da Dışişleri Bakanı, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarıyla barış sürecini görüştü. Şimdi burada sahne değişiyor. İşte bu noktada Türkiye Ermenistan'la ilişkilerini düzeltmek amacıyla özel temsilci atayarak son birkaç yıl içerisinde önemli adımlar attı. Hatta depremde Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Yıllardır kapalı olan sınır kapısından Ermenistan'dan gönderilen yardım konvoyları da açıldı. Dolayısıyla son derece müsbet bir hava vardı. Fakat Erivan birkaç gün önce bu anıtı, ki bunun adı biliyorsunuz Nemesis anıtı, tırnak içinde intikam anıtı, böyle bir anıtı açarak Türkiye ile yürütülmekte olan sürecin de bir anlamda önünü kesme gayretinde oldu. Bu belki de Ermenistan iç politikasında Paşinyan'la ilgili siyasi gelişmelerle alakalı bir konu da olabilir. Türkiye elbette bu Nemesis anıtını, ki bu anıtın ithaf olunduğu kişiler 1920'lerde o zamanın Osmanlı siyasi ve askeri kişilerine, hatta Azerbaycanlılara, hatta bazı Osmanlı İmparatorluğu'na yakın ilişkisi olan Ermenilere karşı da suikastlar düzenlemiş, saldırılar düzenlemiş bir çete. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değildir. Bir de biliyorsunuz biz yakın dönemlerde, son 30-40 yıl içerisinde Ermeni terör örgütü Asala'ya 30'dan fazla diplomatımızı şehit vermiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla Türkiye Ermenistan'la Ermenistan uçaklarına hava sahasını kapattı. Bu kuşkusuz iki ülke arasındaki barış sürecini de olumsuz noktada, olumsuz yönde etkileyecek bir gelişme. Ermenistan'dan buna yönelik herhangi bir açıklama ya da tepki gelmedi. Şimdi dün Türkiye'de bulunan Ermenistan Parlamento Başkanı, bu tabii biliyorsunuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde düzenlenen bir toplantıydı. Azerbaycan'da, pardon, Rusya'dan Ukrayna'ya kadar tüm ülkelerin yetkilileri vardı. Dolayısıyla bu Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı özel bir hamlesi değil. Ama tabii ki bizim meclis başkanımızla da bu konuyu görüştü. Fakat bu konunun ele alınması gereken yer meclis başkanları seviyesinde değil. Özellikle Paşinyan'la ve Dışişleri Bakanlığı'yla ilgili bir süreç. Ben yakın bir gelecekte, özellikle seçkilere çok kısa bir süre kala Türkiye'nin bu konuda bir adım atmayacağını düşünüyorum. Yani bu hava sahası kapatılacak, kapatıldı ve bu devam edecek.
Ermenistan'dan bu konuda bir geri adım atmasını bekliyor Türkiye şu anda. Aydın Bey, Ermənistanın Milli Assambleyasının rəhbəri Simonyan elə Türkiyədə görüşlər keçirir, bununla bağlı hava məkanının açılmasını istəyir. Amma xüsusilə vurguladı ki, daha doğrusu kifayət qədər sərt danışdı və qeyd elədi ki, biz Türkiyə heç bir şərt qoymadan gəlirik və bu problemlər, iki ölkə arasında problemlər şərtsiz həll olunmalıdır. Bilmək istəyərdik, Türkiyənin Ermənistan üzərində şərti yalnız həmin məlum abidənin açılmasıdır, yoxsa başqa tələblər də var? Şimdi çok Türkiye ile Ermenistan arasındaki problemler çok fazla. Öncelikle bunu ifade edelim. Fakat Türkiye-Ermenistan diplomatik ilişkilerinin kesilmesi Azerbaycan rayonlarının işgal edilmesiyle birlikte gündeme geldi. Dolayısıyla Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili konuda her ne kadar 30 yıl öncesine dönülmüş olsa da Türkiye'nin orada bir şerhi yok. Artı Türkiye-Azerbaycan ilişkileri çerçevesinde Türkiye-Ermenistan'la ilişkilerinden elbette Azerbaycan'ı da sürekli haberdar ediyor. Ve özellikle bu koridorların açılması meselesi ve Zengezur koridorunun açılması konusu sadece Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle ilgili değil, Ermenistan-Rusya ilişkileriyle de alakalı. Dolayısıyla özel temsilcilerin atandığı bir ortamda, bu müzakerelerin sürdüğü bir ortamda, zelzele diplomasisiyle ilişkileri yumuşadığı bir ortamda Ermenistan'ın bu nemesis anıtını, bu intikam anıtını açıyor olması bir sabotaj anlamına geliyor. Ve ben şahsen bunun özellikle Ermeni diasporasının bir baskısı, bir itirazı ya da bir planı olduğunu düşünüyorum. Bu barış sürecini Ermeni diasporası da sabote etmek istiyor. Yani onlar da istemiyorlar. Onlar zaten Paşinyan'ın Rusya'ya yakınlaşmasını da istemiyorlar. Ya da bir anlayış birliğinde olmasını da istemiyorlar. Biliyorsunuz zaman zaman Ermenistan kamuoyunda Rusya'yı Azerbaycan'a daha yakın olmakla suçlayan bir takım açıklamalar da var. Fakat şunu belirtelim ki bu Ukrayna Savaşı sürecinde Ermenistan'da Rusya'ya yönelik herhangi bir yeni siyasi adım ya da siyasi gelişim sonuç vermeyecek. Bu da Güney Kafkasya'da istikrarsızlığın tekrar artmasına ya da yükselmesine neden olacak. Tabii Türkiye-Ermenistan ilişkileri de bu çerçevede ilerlemeyecek, sürmeyecek.